Onun haricinde yerleri falan çok fazla beğenmedim. Ama sürekli ayak altı olduğu Dün için olabilir. benim kapının arkasından kürdan bulduğunu söyledin. Evet. Bugün buraya dikkat ettin mi? Ben çikolata kağıtları falan gördüm ama sen onlara dikkat etmemişsin sanırım. Sırf o kürdan yüzünden benden puanımı aldın. Bakın burada hani 4 saatimiz var. Derin temizlik istesek de yapamayız. Derin Ben bunu sana temizlik demek ki söyledim. orada kalıyormuş. Ben hani diyorsunuz ya derin temizlik istemiyorum diye. Evet. Ona dikkat ettiyseniz buraya da dikkat edeceksiniz o zaman. Ben bunu evden getirmedim. Tamam, ben de gördüm Hı. içindeki bu Hani koltuk diyorsun ben altlarındaki. yerleri de söylemedin. Yerler de silinmemiş. Hani bana Yerler söyle dedin silindi. ya, Yani düğün senin salonu elinde sanırım bu işte düğünden senin elinde çamur elimi muydu sürdüğüm falan zaman diye. çamur geldi. Burada bir sil istersen ben de sildim. Sırf senin o lafından sonra sildim ama. Herkesin kendi düşüncesi, kendi yorumu. Şöyle söyleyeyim, genel olarak camları beğendim. Zaten izleyeceksiniz hepiniz de. Mutfak dolaplarına gelince çok uğraştı. Çok, çok evet. terledin. Peki Onu beğendin mi gördüm. iş yapışını? İş yapışını beğendim. Burada Beğendin. temizlik yarıştırıyoruz. Temizlik nasıl Peki yapılır zaten onu kendine gösteriyorum. de yakın olduğunu söyledin. Evet. Peki Arzu, senden son puanını almak istiyorum. Evet, son puanı veriyor Arzu. Pek yorumlar Mehtap'ın hoşuna gitmedi. Dün benim evimde kürdan buldum. Burada neden bazı şeyleri görmezden geliyorsun dedi. Hayır, görmezden değil. Arzu, görmezden geldiğin bir yer var mı cidden? Öyle düşünüyor musun kendini? Hayır, kesinlikle düşünmüyorum. Yani ben gördüm. Bugün rahatsızdım. Ona rağmen hani baktım, gözlemledim. Geçmiş Onun olsun. çabasını, çok teşekkür ederim. Çabasını, bezi tutuşunu, sıkışını, hani o şeyini gördüm. Ama ben Mehtap'ta onu göremedim. Boş olduğu halde o Bak bu camı göremedim. beğendiğini söylüyorsun. Dün benim camımı gördün mü? Ben ne kadar uğraştım o cama. O o kadar kadar uğraştım evet ama iğrençti yine de ki. çok kötü kaldı. Evet sen de Evet. şu sadece bir Evet. tek kanatta o kadar uğraştık ki. O kadar Hayır şimdi sadece bu yani camı sadece dışarıya silmedim. Dışarıyı Evet. silememesi Bir mi? kanada sadece kaç dakikalar harcadın biz Ama burada yani senin kadar dururken. uğraşmadım. Senin en azından aşağıdaydı daha iyi Evet. yapabilirdin. Ama bak o mermeri formayla Kremlemedi, kremlemedin, deterjanla çıkmaz o. Peki, Arzu puanını verdin. Hazır Puanımı mısın? verdim. Gerçekten bunu hak ettiğini düşünüyorum. Çok çaba sarf etti. Ben bunu gördüm. Çok emek verdi. Yani Teşekkürler. ben buraya kimsenin hakkını yemeye gelmedim. Evet. Hani düşük puan vererek birinci olmak Belli da amacım oluyor değil. hakkımı yediğiniz. Peki Arzu, son puanını açıklıyorsun. Hazır mısın diğer Hazırım. Arzu? Evet, bakalım kaç puan verdi Arzu Arzu'ya. Buyur. Benim Arzu'ya puanım 4. Oo, bugün bayağı bir denklem Ben 5 bekliyordum Arzu'dan valla. O Yani o konuşmaya kadar ki methetti ki. Yani gerçekten sen herhalde girdin fazla inceleyemedin Evet, etrafı. Arzu şimdiden kendini Şimdi belli hepimiz, etti. bak hepimiz yarışıyoruz, hepimiz bir uğraş gösteriyoruz. Ama yani bir yeri de yani mesela ben dedim ki banyo hiç yapmasa da olur. Oturma odasıyla mutfağı özellikle çok güzel yapsın. Çok iyi puan aldım Çünkü ben. Banyoda zaten hiçbir şey yoktu Banyo ya. hiç Hiçbir girmese bile şey olur yok. Sizin dedim evinizde yani. olduğu gibi, sizin evinizde de hiçbir şey yoktu. Ona bakarsanız. Banyoda hiçbir şey yok muydu? O banyoda o, zaten sen hiç o tuvaleti görmedin mi Allah aşkına? Ben hiçbir şey yapamamıştı. Sadece Hayır, kazınmıştı. Tuvalet ama çıkmamıştı. Sadece Demek ki kazınmıştı ama çıkmamıştı. Tuvaleti yani o kadar ben o kadar Peki uğraştım. Gizem, Gizem, Gizem. Dün Cansu'nun dördüne bu kadar şaşırmamıştı. Neden bugün bu dörde bu kadar şaşırdın? Evet. Çünkü benim evim çok pisti Kadir Bey. Çok pis değildi. Ama bu Gizem'den bir şey almak istiyorum. Gizem'e soruyorum. Ben Cansu'nunkine de şaşırdım aslında. Ama bu yemeği Arzu'ya gösterdin tepkiyi Cansu'ya dün göstermedin. Evet. Hayır Arzu şu an yani diyor ki ben etrafı full temiz Hayır, buldum dün, diyor. Hayır dün. Cansu 4 göre verdiğinde puan bu kadar tepki gösterip bu kadar yüklenmemiştin bugün Arzu'ya yüklendiğin gibi. Neden bugün Arzu'ya yüklendin? Dünkü 4'ü haklı buldun, bugünkünü mü haksız buldun? Hayır ben dünkünü de haksız buldum, bugünkünü de haksız buldum. Yani 4 2 4 de puanı... senin için yerine vermiş bir 4 değil yani. Dünkünü Hayır. niye haksız buldun? Peki dünkünü niye haksız Gizem buldum? Gizem Hanım bir şey Yani soracağım. Cansu Hanım da dedi yani hiçbir yağ yoktu dedi, örümcek ağı bulamadım dedi. Örümcek ağı o yani, kadar çok vardı ki artık Kadir Bey'e sorabilirsin. O yüzden alınmamıştı. Ben burada hiç neresi alınmamış? Şurada, ben burada var ya hiç örümcek ağı yoktu. Şurada örümcek ağı mı var? Pirinçlerin hepsi içinde duruyordu. Şimdi şurayı mı temizliyoruz? Örümcek ağı mı var? Temizlediğim bir yeri yarım bırakmamak gerek. Gerçekten dikkatlenip odaklanmak gerek. Yani aldım o zaman hepsini alacaksın. Yani dikkatli bir şekilde de bakacaksın var mı yok mu diye. Arzu Hanım evinde kendisi söylüyor. Kapıların tozunu aldım. Hani dokundum demek için dokunmuş. Dokundum demek için dokunmadım. Burada Ben bunu bu şekilde kabul ediyorum. Burada çok zaman Burada kalmadığı kendinizi için açıklayabilmek için deterjanlı suyla kapının tozunu deterjanlı almışsınız. Deterjanlı suyla sildim. Tamam. Ama Mehtap Hanım'ınki öyle değildi.
Yani dokunamadığı yerleri açık açık eşyalarını üstüne dokunamadı. Ocağı hiç olmaydı halde. İşte bakın anlamıyorsunuz. Çıktı. İşi yarım yapmamış. Ben mutfakta örümcek ağı görmedim. Oturma odasında örümcek ağı yoktu. Koltuklarım yoktu. Şu anda Mehtap da 12 puanda, Arzu da 12 puanda. İkiniz de şu anda eşit durumdasınız. Çünkü ikinize de 2, 3 ve 4 puan geldi. Bakalım yarınki puanlamalar nasıl olacak? Göreceğiz. Bence Arzu temizliğe 4 vermedi. Çünkü bu evde ben temizlik göremedim. Arzu nasıl oynuyor bilemiyorum işin açıkçası. Dün 2, bugün 4. Arzu temizliğe göre puan vermiyor. Adamına göre oynuyor. Arzu. Şu anda Mehtap'la aynı puandasın, ne hissediyorsun? Cansu Hanım'ın çok adaletsiz davrandığını düşünüyorum. Çünkü Arzu Hanım'ın çok adaletsiz davrandığını kişisel düşünüyorum. Kişisel olarak da görmüyorum. Bir de sizin Cansu Hanım'ın çok adaletsiz davrandığını. Arzu Hanım, benim kimseye bu kişisel problemim. Davransaydım senin gibi iki yapıştırırdım sana. Mutfak dolabı, mutfak dolabı. Hayır. Bu evde sadece mutfak dolabı yok. Hayır. Bu evde sadece üç mutfak yere geliyor, üç yerde. Mutfak çok yağlıydı. Gerçek söylüyorum ya, yapıştım kaldım. Arzucuğum, eline koluna sağlık. Haftanın ikinci günüydü. Evet, istediğim gibiydi. Heyecanın yoktu öncelikle. Yani heyecandan onu oraya attım, bunu buraya attım, yapmadım. O güzeldi. Hatanın bir tanesi, mutfaktaki tüm eşyaları bir anda yığdın tezgahın üstüne. Ondan sonra torbaya doldurdun. Atnala nalata karıştı bir anda. Ama mutfak dolabının üstü çok yağlıydı. Yani ellerin çizilmesine rağmen, o kesiklerine rağmen hiç performansını düşürmeden terledin de terledin. Sadece kombinin üstünü yaptın ama yanlarını neden yapmadın onu anlamadım. Yanlarını yapmadı. Yanları yok, ben de baktığımda yapılmamıştı. Yani tam anlamıyla arınmamıştı. Ama mutfak dolaplarının kapakları ve alt kısmını güzel yapmıştın. Eline koluna sağlık. Aspiratörün teli çok kirliydi. Yalnız çok ince bir tel olduğu için tellerken zaten içine göçtü ve yamuldu. Evet. Yani uğraşsan da o çok fazla adam olacak tarzda bir şey değildi. Mutfak dolaplarının altına da girdin. Uzun zamandır alta girilmiyordu. Ya üste giriliyor, alt kalıyor, ya alta giriliyor, üst kalıyor. İkisini de yağlı olmasına rağmen güzel temizledin. Eline koluna sağlık. Salona geldiğimizde ise evet, süren az olduğu için heyecandan dolayı demeyeceğim. Banyoya yetişmekten dolayı. Banyo yetişme isteğinden dolayı, evet. Camın tam bu tarafına kolunu uzatmadın. Evet, dış tarafı silmek zorunda değil. Ama kolun uzanıyorken tabii ki de alabilirsin. Krem kullanmadın, dedin ki kolum, bileğimin gücüne güveniyorum dedin. Ve iç tarafı gayet güzel duruyor. Ben bir leke göremiyorum aman aman tarzda. Kararma yok yani. Çoğu kişinin krem kullanmasına rağmen kalan izler şu anda yok, gözüme gelmiyor. Sadece petekleri de hızlıca açıp içine almanı isterdim. Sadece mutfaktaki hızlılığını salonda bir tık göremedim gibi oldu. Ama banyoya geldiğimizde ise duşakabinin içini terledin, camını yaptın. Suyu kapat dememe rağmen hala suyla her yeri terledin. Klozetin kenarlarına da girdin. Yani performans, bez yıkama, temizlik anlayışı olarak gayet güzeldi. Eline koluna sağlık. Eksiklerin tabii ki de var. Ona göre değerlendirmemi yapacağım. Şu ana kadar çıkan kirli evlerden bir tanesiydi. Bakalım yarın ve diğer günler daha kirli ev çıkabilir. Evet. Ona göre performansınız nasıl olacak? 4 saatte ne kadar çok yer yetiştirirseniz o kadar iyi bir temizlik olmuş tabii ki diyebilirim. Ya da yaptığınız yeri tam anlamıyla yapabildiniz mi? Şart şurt nasıl? Bunlar da çok önemli. Bugün mesela hiçbir leğen hiçbir yerde görmedim. Bunlar da benim için önemliydi. Kaldı 3 yarışmacımız. Evde değiliz. 4 saatimiz var. Çok derin bir temizlik yapmaya kalkarsanız diğer yerleriniz kalır ve yaptığınız alanın hiçbir anlamı olmaz. Baştan söylüyorum. Kendinizi evdeymiş gibi değil, yarışmadaymış gibi temizlik yapın ve ona göre eleştirip ona göre savunun kendinizi. Gününüz için de söylüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.